Aziz Beyşehir, Kadim Beyşehir, Canım Beyşehir, Can Beyşehir. Siyasetin suyu iyice kaynamaya başladı. Haber Önses ve BGRT ailesi olarak seçim vakti programını biz de hız verdik. Bugünkü program konuğumuz Yeniden Refah Partisi Beyşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Hüseyin Muşman. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Bütün izleyicilerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Eyvallah. Hüseyin Muşmalı ağzından tanıyabilir miyiz efendim? Ben Profesör Doktor Hüseyin Muşmal. Beyşehir'de 1977 yılında dünyaya geldim. Beyşehir'de okudum, Beyşehir'de büyüdüm. Bütün gençliğim Beyşehir'de geçti. Özellikle üniversite hayatım yazları Beyşehir'de, 3 gün Beyşehir'de, 4 gün Konya'da. Akademik hayatımda da hep böyleydi. Yani Beyşehir'den hiç kopmadım. Bütün çalışmalarım hayatım boyunca hep Beyşehir'le ilgili oldu. Yani Beyşehir'le yattık, Beyşehir'le kalktık. Özetle bunu söyleyebiliriz. Çok güzel. Peki Hüseyin Muşmal'ın gözünde Beyşehir nasıl bir yer? Hak ettiği yerde mi? Şimdi tabii bir tarihçi olarak özellikle bu hususta bazı noktaları ifade etmem gerekiyor. Bilindiği gibi üniversitede uzun yıllar boyunca, 26 yıl boyunca akademisyenlik, öğretim üyeliği, dekanlık, rektör yardımcılığı, müdür yardımcılığı gibi görevlerde bulundum. Bir tarihçi olarak da ihtisasımı özellikle Selçuklu ve Osmanlı şehirleri üzerine yaptım. Yani ben aslında bir şehir tarihçisiyim. Şehrin geleneğini, şehrin kültürünü, şehrin mimari yapısını, şehrin planını, şehrin oluşumunu ve gelişimini çalışan, bütün süreçlerine hakim olan yani bir tarihçi olarak. Yani kadim Türk şehirleri. Tabii üzerinde. Ki, kadim Türk şehirleri. Zaten Beyşehir'de kadim bir Türk şehridir, Türk evet. İslam şehridir. Dolayısıyla hem Eşrefoğulları, hem Karamanoğulları, hem Selçuklular ve Osmanlılar döneminde aktif olmuş bir şehrin imarı, gelişimi, sosyal, ekonomik yapıları, kültürü, fiziki yapısı, hasılı bütün şehrin, kadim şehrin dokusu üzerinde çalıştım. Doktora tezim Beyşehir'di. Doçentlik tezim Beyşehir'di. Profesörlük tezim Beyşehir'di. Tarih deyince öyle 1040 Dandan Akan Savaşı, 1071 Malazgirt Savaşı'nı çalışmadık. Biz şehrin oluşumu, gelişimi, imarı, fiziki gelişimi üzerine çalışmalar yürüttük. Yani biz bir şehir tarihçisiyiz. Evet. Şimdi tarihçi olunca bu söze, bu soruya şöyle cevap vereyim. Biliyorsunuz Selçukluların Ulu Hakanı Sultan Alaaddin Keykubat bir söz söyler Beyşehir için. Biz bu sözü nerede buluruz? Siz de bilirsiniz ki İbni Bibi'nin Selçuknamesinde der ki ya cennet burasıdır ya da buranın altındadır. Öyleyse Sultan Alaaddin Keykubat'ın yazlık başkenti olmuş Beyşehir bizim gözümüzde cennettir. Evet. Cennet gibidir. Tabii bu cenneti 13. yüzyılda Sultan Alaaddin Keykubat görmüş ve söylemiş ama 21. yüzyıla geldiğinde bu cennetten ne kadar özellikler kaldı, ne kadar güzellikler kaldı? Soru işareti, sorgulanması gerekiyor. İşte biz bu sorguyu yapıyoruz, bu soru işaretini koyuyoruz. Diyoruz ki Beyşehir eskiden cennet gibi bir yerdi. Şimdi, ya şimdi bütün sorumuz, bütün hikayemiz bu soruyla başlıyor. Peki Beyşehir'de acil çözülmesi gereken sıkıntılar Hüseyin Muşmal'ın gözünde nelerdir? Şimdi Fatih Bey, bir şehrin sorunlarını bilebilmeniz için, o şehrin sorunlarına vakıf olabilmeniz için o şehirde yaşıyor olmanız lazım. O şehri teneffüs ediyor olmanız lazım. Bizim bütün ömrümüz Beyşehir'de geçti. Şehrin sokaklarında geçti. Şehrin mezarlıklarında geçti. Şehrin köprülerinde, mahallelerinde, gölün etrafında, adalarda, her tarafta izlerimiz var. Biz bu şehri yaşadık. Biz bu şehri teneffüs ettik. Bu şehri yazdık, çizdik. Romanını yazdık. Evet. Kıymetli Fatih Babaoğlu'yla Beyşehir'in romanlarını yazdık. Hikayelerini yazdık. Anılarını, hatıralarını yazdık. Yani biz şehri yaşadık.
Dolayısıyla biz şehrimizin acil sorunlarını da yaşayarak gördük. Evet. Hemen aklıma geliveren yaşadığımız bir sorunla başlayayım. Kıymetli izleyicilerimiz bu sorunları yaşıyorlar. Bunların zaten bütün Beyşehirli hemşehrilerin farkında. Bizim dışarıdan bunları tespit etmemize gerek yok. Şehrin içinde yaşayan herkes bu sorunların farkında. Örneğin bugün salıydı değil mi? Evet. Salı günü pazarda, salı pazarında alışveriş için mahallemiz 55 dış mahallemizden 12 iç mahallemizden gelip bu şehirde aracını park etmek için dakikalarca yer arayan insanlarla karşı karşıya. Zaten bir sonraki sorumuz da o. Madem siz giriş yaptınız, o soruyu da soru vereyim, toplayalım. Otopark ve trafik sıkıntısı, şehir araba kusuyor. Muşmal belediye başkanı olduğu takdirde şimdi şehrin sorunları bu soruna nasıl bakacak? Geliyor. Evet. İzleyicilerimiz şaşırmasınlar. Başkaca bir sürü sorun var. Evet. Onları yeri geldiğinde temas ederiz. Ama konu açıldığı için ve siz derinleştirdiğiniz için ben de devam edeyim. Şehrin ciddi bir trafik ve otopark sorunu var. Bu sorun yıllardır kronikleşmiş. Aynı zamanda artık biliyorsunuz Gembos Tüneli'nin açılmasıyla birlikte şehir merkezimize çevre yolu yapılmasına rağmen Antalya-Kapadokya arasında günde neredeyse 8-10 bin araç geliyor. Bu araçlar şehrin güzelliklerini görmek için, şehrin tarihi dokusunu görmek için, Eşrefoğlu Camii'ni ziyaret etmek için, göl kenarında bir balık yemek için veya eşine dostuna bir selam vermek için şehir merkezine giriyor. Ancak araç park edecek yer bulamıyor. Dolayısıyla şehirde ciddi bir araç trafiği sorunu var. Yani otopark sorunu var. Bu sorun artık günümüzde altından kalkılamaz bir hale geldi. Artık birinci şeritler dolu, insanlar ikinci şeritlere park ediyor. Ciddi manada bir keşmekeş oluşmuş durumda. Öyleyse el atılması gereken en önemli sorunların başında, diğer sorunları saklı tutalım, trafik sorunu, otopark sorunu geliyor. Biz şehir plancısı arkadaşlarımızla, şehri üzerinde çalışmış arkadaşlarımızla yıllardır mesai halindeyiz. Ben doktora çalışmamda da, sahil çalışmalarımda da hep şehrin üzerine yazı yazmış, şehrin üzerine proje geliştirmiş insanlarla gece gündüz beraber oldum. Bunların arasında şehir plancıları var, harita mühendisleri var, inşaat mühendisleri var, mimarlar var. Dolayısıyla biz bu profesyonel uzman arkadaşlarımız, profesör arkadaşlarımızla geçmişten bugüne kadar şehrimizin üzerine yaptığımız çalışmalar ve siyasete girdiğimiz günden itibaren meclis üyesi aday arkadaşlarımızla birlikte şehrin planını inceledik. Şehir dalla göl arasına sıkışmış. Bir Beyşehir'i bu sıkışıklıktan kurtarmak lazım. Bunu yaparken de şehrin belli başlı noktalarına otopark yapmamız gerekiyor. Ama bu otoparkı yaparken Fatih Bey, biz otopark yaptık deyip ucube bir bina dikmek bu şehre ihanettir. Onun için şehrin nefes alanlarını, rüzgar yönlerini, gelişim alanlarını, şehre giriş çıkış yapılan alanları ve şehrin ana caddelerini, merkezi özelliklerini dikkate alarak özellikle Selçuklu Eşrefoğlu mimarisiyle bir otopark inşa edilmesi gerekiyor. Biz bunu yapacağız. Otoparkı biz çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? İşte biraz önce söylediğim uzman ekiple şehrin belli başlı noktalarında incelemeler yaparak merkezi anlamda şehrin silüetini bozmadan -1, -2 bu plana göre değişebilir. Tabii ki burada ciddi bir inceleme yapılması gerekiyor Fatih Bey. Uzmanlarla inceleme yapılması gerekiyor. Bunlar siyaseten söylenen şeyler değil. Şehrin temelinde, şehrin konumunda hem yer altında hem yer üstünde yapılacak incelemeler neticesinde, uzmanlar neticesinde tespit edilen noktalarda bir otopark inşa edilecek. Ve bu otopark Fatih Bey sadece otopark özelliğini taşımayacak. Aynı zamanda çok katlı olmayacağı için otoparkın 3. ve 4. katları örneğin planı ilan ettiğimizde görülecektir. Sosyal müesseseler, kültürel müesseselere gençliğe ve yaş almış şehrimizin önemli isimlerinin de
istifade edeceği kültür donatılarıyla, sosyal tesisleriyle bir bütün halinde inşa edeceğiz. İnşallah. Tabii bununla ilgili ben Avrupa'nın bütün şehirlerini görmüş, Avrupa'da yaşamış, bir yıl Avrupa'da kalmış biri olarak, bir belediye başkanı adayı olarak söylüyorum bunu. Avrupa'daki şehirlerin pek çoğundaki otopark sistemlerini inceledik. Bizzat oralara araçlarımızı park ettik. İspanya'dan tutun da Almanya'ya kadar, Fransa'dan tutun da efendim İtalya'ya kadar. Oralarda şehrin dokusuna uygun, şehrin özelliğine uygun, gerekirse oradaki projeleri de şehrimiz için uygulayabiliriz. Çok güzel. Peki 1 Nisan sabahı bu yarışta Hüseyin Muşmal ipi göğüslerse yapacağı ilk icraat nedir? Kıymetli kardeşim, biz takdire teslim olmuş insanlarız. Yani Yüce Yaradan nasip edecekse, evet, Hint'ten, Yemen'den gelir. Nasip etmezse de ne gelir elden. Biz bunun sebebini işliyoruz. Vatandaşımızın her birine, hemşehrilerimizin her birine ulaşmaya, konuşmaya, istişare etmeye, gönüllerine dokunmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Yaradan nasip ederse, millet tercih ederse, yani hemşehrilerimiz Hüseyin Muşmal şehirde fevkalade bir belediye başkanlığı görevini icra edebilir diyerek inanırsa, ki biz buna inandık, İnandığımız için yola çıktık. Biz makamları, mevkileri bir kenara bıraktık Fatih Bey. Yani biz rektör yardımcılığı, dekanlık yapmış, bulunduğu üniversitede 26 yıl boyunca bir eli yağda bir eli balda misali gece gündüz çalışarak o makamı bir kenara bırakıp belediye başkanı adayı olmuşuz. Yani biz kendimize inanmasak, milletimize güvenmesek, milletimizin tercihine, Yaradan'ın takdirine teslim olmasak bu yola çıkmazdık. Her türlü şartta dahi biz memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Lakin 1 Nisan'da belediye başkanlığı kısmet olursa, biz Allah'ın izniyle bu sürecin içerisinde milletimizin isteği, milletimizin talebi, milletimizin duası her neyse Bismillah deyip o ilk işle işe başlayacağız. Bu manada da herhalde sorunuz ilk icraatımız, evet, ne olacak? Herhalde ilk icraatımız şu olacak Fatih Bey kardeşim. Öncelikle bütün hemşehrilerimize teşekkür edeceğiz. Onlara bizi mahcup etmedikleri için 55 mahallemizi kısa süre içerisinde ziyaret edeceğiz. Orada istişarelerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de ilk icraatımız da Allah'ın izniyle halk ekmek fırınının tesis edilmesi için besmeleyi çekeceğiz. Çok güzel. Peki belediye başkanı olduğunuz takdirde karar alma süreçlerinde halkın daha çok katılımını sağlamak için bir proje geliştirdiniz mi? Halk katılımı için neler yapacaksınız? Kıymetli kardeşim, biliyorsun ki biz bir akademiden geliyoruz. Evet. Akademinin kültürü ben merkezli değildir. Biz merkezlidir. Akademide alınacak bütün kararlar istişareler neticesinde, görüşmeler neticesinde alınır. Bölümde bölüm kurulları vardır, fakültede fakülte kurulları vardır, dekanlık yönetim kurulu vardır, üniversite senatosu vardır, yönetim kurulu vardır. Bizler de burada görev yaptığımız için alınacak bütün kararlar istişarelerle kurullarda görüşülerek alınır. İstişareler neticesinde verilir bu kararlar. Biz bu yola çıkarken istişareyle çıktık. İstişarelerimiz neticesinde belediye başkanı adaylığı için bir yola çıktık. Evet. Ve bu süreçte de hep istişare ederek ilerledik. Halkımızla istişare ettik. Yani bu adaylık sürecimizde de biz bireysel bir karar vererek adım atmış değiliz. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bize dediler ki hocam yürü, 90 gündür sahadasın, bizde bir umut uyandırdın. Vatandaşımızın üzerinde bir umut uyandırdın. Evet. Bu süreçte yürüyün, devam edin. Biz sizi destekleyeceğiz, arkanızda olacağız, yanınızda olacağız dediler. Biz o yüzden bu kararımızı aldık. Şimdi tabii bu kararlarımızı kent konseyimizi aktif ederek alacağız. Kent konseyleri
hem sivil toplum kuruluşu olarak. Kent konseyi çalışmıyor mu şu anda? Mevcut bir kent konseyi yani var. Yani bilemiyorum. Ben şimdi tabii kent konseyinin süreçlerini geçmiş dönemlerde bilen, kent konseylerde görev almış, aktif bir şekilde bulunduğumuz memlekette idareci olduğumuz alanlarda da kent konseyini yakinen takip etmiş bir Konya'da, Karaman'da, Beyşehir'de biz kent konseyini aktif edeceğiz. Evet. Kent konseyleri bir takım meclislere sahiptir. Bu meclisler kadın meclisleri, esnaf meclisleri, gençlik meclisleri, aksakallı meclisler, geçmiş dönemde şehrimizde hizmet etmiş her kim varsa muhtar olarak, belediye başkanı olarak bunların da katılım göstereceği meclisleri aktif hale getireceğiz. Yani bir mesele belediyemizde görüşüleceği zaman, konuşulacağı zaman elbette ki onun öncesinde bir hazırlık olacak. Önce vatandaşımız ne istiyor? Vatandaşımız ne diyor? Şehrin imarıyla ilgili bir adım atacağımızda şehrimizin derneklerini, kooperatiflerini, harita mühendislerini, müteahhitlerini, muhtarları, şehrimizin sakinlerini dinleyerek kent konseyinde olgunlaşmış meseleleri biz belediye meclisimizde halkın istediği, beklediği şekliyle taşıyacağız. Dolayısıyla kararı biz vereceğiz belediye meclisinde. Evet. Belediye başkanı olarak bu karar alma mekanizmasında yani biz... Son nokta bizde olacak ama halk katılacak diyorsunuz. Yani peki bütün burada... bütün kıymetli kardeşim şunu hemen söyleyivereyim. Bütün halkın 80 bin insanın mecliste yer alması mümkün değil. Evet. Elbette ama halkın temsilcileri var. Muhtarlarımız var, dernek başkanlarımız var. Bunların istişareleri neticesinde adımlar atacağız. Dolayısıyla karar alma mekanizmamızda ben değil, biz. Yani sokakta yapılacak bir asfalt için... Herhangi bir şekilde atılacak bir adım için elbette ki toplanıp bir karar almak için meclisimizi aktif etmeyeceğiz. Ama şehrin köklü sorunlarını, şehrin içerisindeki önemli meseleleri karar alma mekanizmalarını işleterek gerçekleştireceğiz. Peki burada şunu sorayım. Şeffaf belediyecilik tanımından hareketle alınan kararlar kamuoyuyla nasıl paylaşılacak? Tabii. Şeffaf belediyecilik anlayışı Hüseyin Muşmal'da nasıl gelişecek? Bizim bütün hayatımız şeffaflık üzerine kurulu. Evet. Yani bizler hem yaptığımız meslek dolayısıyla hocalık, öğretmenlik, evet. Efendim akademisyenlik, hem idarecilik, hem de çalışmalarımız. Yani bütün çalışmalarımız biz kamuoyuna ilan ederiz. Sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırız. Öncesini, sonrasını, elde ettiğimiz verileri, çıktıları kamuoyuyla paylaşırız. Biz bu kültürden geliyoruz. Tabii ki bir disiplinimiz var. Yani biz gizli saklı öyle değil. Samimi, şeffaf. Şeffaf adımlarla ilerleriz. Dolayısıyla bizim zaten hani motto deniliyor ya yeni tabirle. Sloganımız şeffaf belediyecilik. Yani biz yaptığımız işlemlerle ilgili öncelikle bu işlemlerin tesisi süreçlerini zaten karar alma mekanizmalarında halkımızı, hemşerilerimize yer verdiğimiz için sonraki süreçlerde de bunların uygulamalarını, evet. Çıktılarını, sonuçlarını. Biz geçmişi değil, bugünü, geçmişi değil, özellikle 30 yıl geçmişle uğraşmış bir tarihçi olarak geçmişi değil, bugünü, yarını Allah'ın izniyle hesap verebilir, hesap verilebilir, şeffaf bir belediyecilikle yapılan bütün işlemleri bizler kendimizin öz eleştirisi olarak, kendimizin karnesi olarak billboardlara asacağız. Billboardlara kendimizin karnelerini Allah'ın izniyle asacağız. Yani bu şeffaf belediyecilikte hem sosyal medyayı etkin kullanacağız, hem dijital platformları etkin kullanacağız, hem de belediyemizin ve belediyemizle paydaş olan kurumlarımızın halkı bilgilendirmede kullandığı bütün araçları, basını, görsel medyayı ve halk görüşmeleri, halk günleri. Bizim yapacağımız en önemli şeylerden birisi Fatih Bey. Bugün salı, biz salı günleri. Bu cuma olur, pazar olur, pazartesi olur. Önemli değil. Ama salı günleri halk günleri halinde inşallah belediyemizin kontrolü dairesinde halklarla, halkımızla
hemşerilerimizle buluşmalar gerçekleştireceğiz. Orada geri dönüşleri, geri dönütleri alacağız ve halkımızın talep ve isteklerini dinleyerek işte şeffaf belediyeciliğin gerçek yüzünü de halkla buluşmalarda gerçekleştireceğiz. Çok güzel. Sıradaki sorumuz biraz tereciye tere satmak gibi olacak ama malum Beyşehir kadim bir şehir. Eşrefoğlu UNESCO Dünya Mirası listesinde. Bu mirası koruyup geliştirmek adına Hüseyin Muşman neler yapacak? Şimdi Fatih Bey, yurt dışında sempozyumlarda, kongrelerde bu konularla ilgili tebliğler sunmuş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. En son Kırgızistan'da sunduğum bir tebliğdi. Eşrefoğlu Camii'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giriş sürecini ele almıştım. Beyşehir'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş bir eserimiz Eşrefoğlu Camii'nde her kimin emeği varsa, geçmiş dönem belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, şehrimizin yöneticileri, dernekleri, vekillerimiz, danışmanlarımız, Allah onlardan razı olsun. Memlekette bu hizmeti, bu sürece kim dahil olmuşsa bunun en sonuncusu benimdir. Yani 80 bin kişinin sonuna beni yazabilirsiniz. Evet. Yani 80 bin kişinin biri kadar biz de bu sürece katkı sağlamışızdır. Biz bu süreci biliyoruz Fatih Bey. Biz bu sürece hakimiz. Niye hakimiz? UNESCO bizim çalışma alanımız. Bunlarla ilgili yayınlar yaptık. Efendim 2011 yılında ilk Dünya Kültür Mirası listesine alınma adayı diyelim ona. Adaylık sürecine alınma süreci ve 2012'de alan yönetiminin tesis edilmesi sürecinde kıymetli belediye başkanımız dönemin Sayın İzzet Taşçı Beyefendi belediye başkanlığı görevindeydi. Ben rakip olarak görmüyorum. Yani görmediğim için söylemiyorum. Hepsi, her biri bu şehir için yola düşmüş. Evet. Bu şehir için mücadele etmiş. Geçmiş dönemlerde bu şehirde hizmet etmiş. Mevcut belediye başkanımız da, ondan önceki belediye başkanları ve sonrasındakiler de. Beyşehir'in seçmenleri onlara oy vermiş. Belediye başkanı olarak seçmiş. Şu anda da farklı kulvarlarda şehrin belediye başkanlığı için bir hizmet yarışı içerisindeyiz. Allah onlardan razı olsun. O dönemde UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine aday olduğu için alan yönetimi kuruldu. Ve bu alan yönetiminde de alan yönetiminin yanında, yönetim kurulunun yanında danışma heyeti kuruldu. Ve ben de danışma heyetinden biri olarak hizmet ettim. Bir Eşrefoğlu sempozyumu gerçekleştirildi burada. Dosyalar hazırlandı. Gerçekten sürece İzzet Taşçı Bey döneminden itibaren çok sayıda katkı sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakanken ve sonraki süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey bu sürece dahil oldular. Ve bu süreci yakinen takip ettiler. Yine Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli de süreçleri yakinen takip etti. Ve bakanlığımız, Kültür Bakanlığımız ve ilgili daire bu sürecin olgunlaşması neticesinde yakın zamanda Dünya Kültür Mirası listesine girdi. Fatih Bey, bir eserin Dünya Kültür Mirası listesine girmesi çok önemli. Çok önemli bir konu. Bakın ben Türkiye'de Dünya Kültür Mirası listesine kaç tane yer girmiş, hemen onunla ilgili bir rakam vereyim de önemi ortaya çıksın. Eşrefoğlu Camii, ahşap direkli cami geleneğinin dünya üzerindeki en önemli temsilcisi olarak 5 tane diğer camiyle birlikte listeye 21. eser olarak girdi. Yani dünya üzerinde 21 tane Türkiye'den girmiş eser var. Aynı zamanda bir eserimiz daha var. Aday Eşrefoğlu Camii'nin dışında bir eserimiz daha var. O da Eflatun Pınar Anıtı, Hitit Havuzu. Bu eserimizin de inşallah... Ona bağlantılı fasıllarda yatan büyük heykel. Yaptığımız programlarda seçmen soruyor da ilginç sorular geliyordu. Heykelin ayağa kaldırma olayı. Oraya hemen bağlayayım arzu ederseniz, uygun görürseniz. Bu eserlerimizin UNESCO'ya girmesi demek, dünya üzerinde UNESCO eserlerini takip eden yerli ve yabancı çok sayıda turist var. Şimdi bu sadece turisti çekmeyecek. Turist çekecek ama biz burada bu eserin girmesiyle birlikte çevresine etki alanı oluşturacak, çevresiyle birlikte değerlendirildiğinde,
Eflatun Pınar, Fasıllar, Kubadabat Sarayı gibi gerçekten önemli abidelerimizin de bu süreçte hem maddi anlamda hem de ciddi manada sosyal, kültürel ve turizm açısından değerlendirilebileceği bir evet. süreci başlayacağız. Bakın Avrupa'da karış karış gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Avrupa'daki küçücük bir eser bile dünyanın her tarafından turist akınıyla ülkeye ekonomik anlamda çok girdi sağlıyor. Louvre Müzesi'ne gittim ben. Kilometrelerce Louvre Müzesi'nin içerisine girmek isteyen insanlar sırada bekliyorlardı. 20 euronun altında değildi giriş ücreti. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz Eşrefoğlu Camii Dünya Kültür Mirası listesine girdikten sonra akın akın insanlar gelecek. Peki bu insanları biz nasıl bilgilendireceğiz? Broşürlerimiz hazır mı? Turizm haritalarımız hazır mı? Turist infolarımız hazır mı? Beyşehir'de yeterli rehberlerimiz var mı? Beyşehir'imizin turizm çerçevesi içerisinde başkaca ürünler, başkaca destinasyon alanları, turizmle ilgili çalışmış birisi olarak, Türkiye'de müzecilikle ilgili bir kitabı bulunan bir tarihçi olarak söylüyorum. Destinasyonlarımız hazır mı? Eklemleme yapıldı mı? İnsanlar geldiklerinde nerede yiyecekler, nerede içecekler? Nereden alışveriş yapacaklar ve bu insanları biz nerede yatıracağız? Yani bütün bunların birlikte değerlendirilmesi gerekir. Eğer bir şehrin kaderini değiştirmek istiyorsanız eserin Dünya Kültür Mirası listesine girmesi yeterli değil Fatih Bey. Siz bundan sonra ne yapacaksınız? İşte biz bundan sonra ne yapacağız? Uzmanına sordunuz. Biz inşallah Beyşehir'imizin diğer eserlerinin, Eflatun Pınar'ın, Fasıllar'ın, Kubadabat Sarayı'nın, sadece üçünü sayıvereyim. Yani ben 77 noktayı Beyşehir'deki tarihi turistik noktaları yazmış, kitabını yazmış birisi olarak söylüyorum. Bunların da bu sürece dahil edilmesi komplike bir turizm alanının, kültür alanının oluşturulması gereğine inanıyoruz. Bu anlamda da belediyemiz olarak tanıtım broşürlerini hazırlayacağız. Turizm haritalarını hazırlayacağız. Hazırlanmış olanlar vardır. Biliyorum, ben de takip ediyorum. Bunları geliştireceğiz, değiştireceğiz, güncelleyeceğiz. Yeni yerleri bu sürece eklemleyeceğiz. Turizm info kuracağız ve yetiştirilmiş turizm kokartlı profesyonel tur rehberlerinin şehrimizde istihdamını sağlayacağız. Yüksek okullarımızla, turizm fakültemizle, işbirliği halinde, paydaşlarımızla gönüllü turizm elçileri oluşturacağız. Belediyemizin içerisinde turizm bürosunu aktif hale getireceğiz. Turist infolarını sadece gelinip broşür alınan bir yer olarak değil, işin uzmanı söylüyor. İşin uzmanından duyuyorsunuz bunları. İnşallah bu sürecin içerisinde Beyşehir'in kültür ve turizmi alanında altın çağı yaşanacak. Bununla ilgili de fasılları da söyleyivereyim hemen. Kıymetli kardeşim, Fasıllar Anıtı dünya üzerindeki en büyük kaya anıtıdır. 72 tondur. Bu anıtın bir benzeri yoktur. Ve bu anıt 3000 yıldır, 2000 yıldır Hititler döneminden itibaren diyelim. Zaten milattan itibaren buraya 2023-24 yıl. Onun öncesinde Hititlerin çağı milattan önceki dönemlerden 3500 yıldır bu yerde yatan bir anıt. Bu anıtın ayağa kaldırılması lazım. Geçmiş dönemlerde bunlarla ilgili bizim projelerimiz oldu. Avrupa Birliği nezdinde projelerimiz oldu ve Ali Rıza Ünses Bey bilirler. Bu anıtın ayağa kaldırılması için Türkiye'de en fazla bağıran, haberlerde boy gösteren, röportajlar veren, gece gündüz bu anıtla ilgili yazılar yazan bir kardeşiniz olarak bu anıtının yerinde muhafazası, kaidesinin oluşturulması ve o bölgenin bir Hitit Vadisi olarak aynı zamanda Roma, Bizans dönemine ait Lukyanus adlı kitabesi de dahil olmak üzere ki onun özelliği vardır. Çok önemlidir. Kıymetli hemşehrilerime, dikkatlerine sunarım. Oranın bir Hitit Vadisi olarak turizme kazandırılması için kesinlikle mücadele edeceğiz. Peki gidebilecek yolu yokken, varıldığında çamurdan geçilemezken, orada herhangi bir kişiden dahi bilgi alınamazken, bir bilgilendirme levhası bile yeterli değilken, biz nasıl turizm bölgesine dahil olacağız? İşte bunu biz yapacağız Fatih Bey. O işin uzmanı, o işin gerçekten uzmanı olan bir kişi olarak da biz Allah'ın izniyle Beyşehir'i dünyaya tanıtacağız. Çok güzel. Tanıtım dediniz de hocam, bir yere festivalimiz var biliyorsunuz. Ara ara kesintiye uğrasa da
İlçe tanıtımı için yeterli mi sizce bu ya da yerel bağlamda etkinlikler ve festivaller düşünüyor mu, böyle bir projesi var mı? Festivallerin mantığı nedir? Festivallerin mantığı, şölenlerin mantığı, ilçenin tanıtımıdır. İlçenin yerel, yöresel, bölgesel değerlerinin tanıtılmasıdır. Tabii ki. Yani bizim maksadımız bu olmalıdır. Yani biz bugün yerel, yöresel, bölgesel, kültürel hangi değerlere sahibiz? Bunların tanıtılması lazım. Şimdi elbette ki sanatçılar gelebilir. Benim bir itirazım yok. Gençlerimiz için onlar da yapılır. Ama biz şehrimizin esnafına, şehrimizin terzisine, şehrimizin aşçısına, şehrimizin bakkalına, şehrimizde üretim yapan Anadolu kadınlarımıza, onların ürettiklerinin tanıtıldığı bir festival alanına dönüştürmemiz lazım. Bunun içinde bizim değerlerimiz var. Değil mi? Mesela tarhana. İlginç bir şey söyleyeyim hocam. Bir öğrenciyle de böyle bir projemiz var aslında. Beyşehir'de yöresel yemek yapıp ortaya koyan bir lokanta maalesef, yok. Maalesef. Akşehir'de, ama bu bir Akşehirli olarak söyleyeyim ben. Akşehir'de de öyle. Başka yerlerde de eşliğinden var. Evet, yöresel yemekleri ön plana çıkartıyorlar. Tabii. Ama Beyşehir'de maalesef sadece balık odaklı. Fatih Bey, burası Selçuklu'nun yazlık başkenti. Evet, evet. Ömür Akkor güzel bir kitap ortaya koydu. Selam evet. olsun buradan, evet. İyi de tanışırız, evet. Sen de bilirsin. Şimdi Selçuklu, Kubadabat Sarayı'nda Sultan Alaaddin Keykubat'ın muhteşem bir mutfağı vardı. Evet. Ve biz Selçuklu yemek geleneğini bilen, tanıyan birisi olarak... Kıymetli hemşehrilerim bilir, heriseyi, tutmacı unuttuk. Kesinlikle, doğru. Yani bunlar çok önemli. Bunları hayata geçireceğiz. Yani yöresel yemeklerimizi canlandıracağız ve yöresel yemeklerimizin dahil olduğu muhteşem aşçıların boy gösterdiği Anadolu kadınlarının, İçerişehir Mahallesi'ndeki tarhana seren analarımın, bacılarımın, kardeşlerimin tarhanalarının Türkiye'ye tanıtıldığı, dünyaya tanıtıldığı, Akçabelen'in o meşhur kuru fasulyesinin tanıtıldığı, yani coğrafi işaret almış ürünlerimizin tanıtıldığı bir festival alanına çevireceğiz. Burası böyle olursa, Muslat Park'ın kenarında yaparsınız, Anamas'ın yaylasında yaparsınız. Önemli değil. Ama biz şehrimizi tanıtmamız lazım Fatih evet. Bey. Yani özellikle bu nokta çok önemli. Bizimle birlikte inşallah coğrafi işaretli ürün sayımızın da arttığını göreceksiniz. Yani nerede Beyşehir adına güzel bir hizmet yapılıyor, bir ürün sergileniyor, üretiliyor. Biz o ürünlerin coğrafi işarete kavuşturulması için gecemizi gündüzümüze vereceğiz. Ve burası artık festivaller şehri, burası artık kongreler merkezi, burası artık yörük şölenlerinin yapıldığı, tanıtımların gerçekleştirildiği, o eski festival havalarının evet. yeniden buluştuğu bir şehir haline dönüşecek. Belediye olarak da biz bunun paydaşıyız Fatih Bey. Evet, spor. Malum Beyşehir'de önemli sporcular var. Dünya çapında başarılar gösteren mesela bir Zeliha Ağarız. İşte kickboksta hakeza öyle, karate öyle, futbol, okçuluk. Bu çok güzel. Evet. Beyşehir'in vizyonu. Evet. Muşmal belediye başkanı olduğu takdirde Beyşehir'deki sporculara nasıl bir destek verecek? Şimdi spor Fatih Bey. Projesi var. Çok. Spor bizim gençlikten beri meşgul olduğumuz bir alan. Evet. Beyşehir, Zeliha Ağrıs kardeşimizin başarısına kadar da ciddi başarılara sahipti. O taçlandırdı. Evet. Ondan sonra da ciddi başarılar geldi geliyor. Öncelikle biz haklarını bir teslim edelim. Bu kardeşlerimizin isimleri verilmesi gerekiyorsa spor merkezlerimize, spor salonlarına isimlerini verelim. İnşallah belediye başkanı olduğumuzda bu kardeşlerimizin isimlerini vereceğiz. Ama onun öncesinde isimlerini vereceğimiz yerleri yapacağız. Yani spor salonları yapacağız. Evet. Şimdi 55 mahallenin hepsine spor salonu yapmamız mümkün mü? Evet. Mümkün değil tabii ki. Ne devletin bütçesi buna uygundur, ne belediyenin bütçesi buna uygundur, ne de bu rantabil uygulanabilir bir şeydir.
Biz belli başlı noktalarda hem nüfus açısından hem potansiyel açısından şehrimizin belli başlı noktalarında spor merkezleri, kültür merkezleri oluşturacağız. Oralarda da gençlerimizin spora teşviki, gençlerimizin rekreasyon alanı deniliyor. Fatih Bey, biliyorsunuz serbest zamanlarının, boş demiyorum, gençlerimizin boş zamanı yok. Serbest zamanlarının değerlendirilebildiği bir alan. Sadece gençlerimizin değil ama. Yaş almışlarımızın, annelerimizin, kadınlarımızın da rahatlıkla yürüyüş yapabilecekleri yürüyüş alanları. Efendim, bisiklet yolları. Evet. Bakın buraya bir bisiklet koymuşlar. Gidecek yeri yok. Beyşehir'de de bisikletlerimizin maalesef... Aslında bu ironiydi. İlk sözemde sizsiniz. Eyvallah. Bisiklet yollarını gölümüzün etrafında mevcut olanlarını. Yapılmamış mı? Hayır, yapılmış. Ama biz şehrimizin bütün noktalarına bisiklet yollarını ulaştıracağız. Ve aynı zamanda rekreasyon alanlarımızı artıracağız. Kültür ve spor tesislerimizi artıracağız. Şehrimizde insanlarımızın rahat bir şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturacağız. Beyşehir'imizde 4-5 tane tekvando spor okullarımız var. 4-5 tane futbol okullarımız var. Ve gerçekten çok başarılılar. Yani o kardeşlerimizin çoğunu ben biliyorum, tanıyorum. Ve o kurmuş oldukları spor okulları, futbol okulları ciddi manada gençler arasında tutulan, bilinen, akın akın insanların ilgi gösterdiği, çok yakinen tanıdığım kardeşlerimizin, hocalarımızın emek verdiği bir alan. Başarılı. Biz bunları destekleyeceğiz. Evet. Ve spor alanlarını geliştireceğiz. Aynı zamanda sporun yaygınlaşmasını sağlayacağız. Evet. Beyşehir sporumuzu, Üzümlü sporumuzu, Huğulu sporumuzu birbirinden ayırt etmeden hepsine eşit mesafede Beyşehir'de sporu zirveye taşıyacak bir kadro geliyor Fatih Bey, emin olun. Genç, dinamik, sporun içinden gelen, geçmiş dönemlerde de sporla uğraşmış bir kardeşiniz olarak inşallah bu dönem spor içinde önemli bir altın çağı oluşturacak. Biz ziyaret ediyoruz. Tekvando okullarını ziyaret ediyoruz. Sporcularımızı ziyaret ediyoruz. Hatta halı sahalara dahil oluyoruz. Zaman zaman top oynuyoruz. Gençlerimizle bir aradayız. Beyşehir'de zaten aç buna. Çoğu zaman voleybol turnuvası, halı saha turnuvaları yapıyor ve Beyşehir'li güzel ilgi gösteriyor. Yani parti teşkilatlarımız yaptı, belediyemiz destek oldu, gençlik ve spor ilçe teşkilatımız yaptı. Biz bunları söyleyince yapılmıyor değil. Yapılanların üstüne bir taş daha koyacağız. Kim yaptıysa Allah razı olsun. Zirveye doğru. Zirveye doğru. Biz bunlara da katıldık zaten. Çoğunun maçlarını da iştirak ettik, izledik. Yani bunların ne kadar güzel karşılandı, ne kadar güzel izleyici topladı. Mesela Kadınlar Günü'nde, Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nde aktiviteler oldu. Onun öncesinde çok sayıda spor aktiviteleri oldu. İlgi gördü. Demek ki Beyşehir'de spora, kültüre, sanata, edebiyata bir açlık var Fatih Bey. İnşallah biz de bu açlığı gidermek için sofrayı kuracağız. Çok güzel. Peki hocam, engelliler, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri hakkında Hüseyin Muşmal bir proje üretti mi? Tabii. Sosyal hizmetleri tabii. Bu kişilere nasıl ulaştırmayı yani düşünüyorsunuz? Hocası olalım da geçmiş dönemde engellilerle ilgili projeler üretmemiş olalım. Engelliler özellikle özürlü ifadesini kullanmıyoruz. Buradan onların bize bir özür borcu falan yok. Onların engelini biz oluşturuyoruz. Şehrimizin bir yakasından diğer yakasına bir engelli aracı geçebiliyor mu Fatih Bey? Nereden geçecek? Geçemiyor. Yani kanalın veya köprünün üzerinden insanlar akın akın geçiyor da bir engelli aracı geçebiliyor mu? Bir anacığım, bir kardeşim, bacım çocuk arabasıyla, bebek arabasıyla karşıdan karşıya geçebiliyor mu? Rahat geçebiliyor mu Fatih Bey? Geçemiyor. Öyleyse biz engelsiz bir şehir kurmak zorundayız. Engelsiz şehir projemiz hazır. Şehrimizin pek çok noktasında. Ben Edebiyat Fakültesi dekanı iken Karaman'da fakültem engelsiz fakülte bayrağı kazanmış bir fakültedir. Evet. Siz bu arada işaret dili de biliyorsunuz. Elbette. Yani ona bir dönem merakımız oldu. Görme engellilerle ilgili bir proje geliştirmiştik. Sesli kitap projesi Fatih Bey. Yani kitapla uzak olmadığınızı bildiğim için bir kitap yazarı olarak
özellikle üniversite öğrencilerimizin ders kitaplarını seslendirdik. Çok güzel. Yani onlar görme engelli ama duyma engelli değiller. Okuma engelli olabilirler ama işitme engelli değiller. Biz onların ders kitaplarını seslendirme projesini hayata geçirmek için bir çaba sarf etmiştik. Beyşehir'de de bu tür projelerimizi hayata geçireceğiz. İlk kitabı da belediye başkanı olarak ben okuyacağım. Sesli. İnşallah. Sesli ve engelsiz şehirde görme engelli öğrencilerimiz, görme engelli gençlerimiz için bir sesli kitap projemiz var. Beyşehir Belediye'mizin bünyesinde. Kitap deyince onu da söyleyivereyim. Evet. Beyşehir'de bir şehir kütüphanesi kuracağız. Hem de şehrimizin kalbinde, yani şehrimizin özel, gönlünde, belediyeye ait, belediyeye ait. İlçe Halk Kütüphanemizden istifade ediyorlar. Ama biz belediyeye ait, şehrimizin kalbinde bir şehir kütüphanesi kuracağız. Biliyorsun ben senin kadar herhalde kitap kurdu sayılırım. Estağfurullah. Fatih Bey, 10-15 bin kitabımız da var. Peki yeri gelmişken hocam. Bağışı da ben yapacağım. Yani şehir kütüphanemizi kuracağız ve orada şehrimizin dışında okuyan tıp fakültesi öğrencilerinin, hukuk fakültesi öğrencilerinin, mühendislerin yaz zamanlarında burada rahatlıkla ulaşabilecekleri ihtisas kitaplıklarını da barındıran bir kütüphane. Ben de şöyle söyleyeyim hocam. Siz olun ya da olmayın. Biliyorsunuz 10 bin aşkın kitap sahibi olarak evde hanıma biraz problem olsa da bu kitap rakamları. Ben de böyle bir oluşum olduğu zaman ben de buradan kitap bağışında bulunacağımı çok sağ olun söyleyeyim. Araya gireyim. Müze, Beyşehir bir müzeyi hak etmiyor mu sizce? 1980'li yıllarda Beyşehir'de çıkarılmış gazeteleri satır satır taramış bir kardeşiniz olarak. Efendim Beyşehir'in ilk gazeteleri, İşte sonra Yamaç çıkıyor. Onun öncesinde Beyşehir var. Evet. Ali Rıza Önses Bey'in bu süreçlerle ilgili detaylı bilgileri vardır. Bütün gazeteleri taramış. İlçe Halk Kütüphanesi'nde günlerce çalışmış gazete nüshalarını. 80'li yılları, 82 yılları, 83 yıllarını bir bakarsınız. Beyşehir müzeye kavuşuyor başlıklarını görürsünüz. 30 yıldan fazla geçmiş. Demek ki zamanını bekliyor. Demek ki Türkiye'de müzecilik kitabını yazmış bir belediye başkanının döneminde Beyşehir müzeye kavuşacak. Bunu nasıl yapacağız? Kent müzesi kuracağız. Evet. Fatih Bey, kent müzesi. Biliyorsunuz müzeler bakanlığa bağlı kuruluşlardır. Evet. Ve ilk müzecilik İstanbul'da Müze-i Hümayun'la kurulmuştur. İkinci olarak da Konya'da kurulmuştur. Anadolu'daki ikinci müze, onunla ilgili yayınlarım var. İkinci müze Konya'da kurulmuştur. İnşallah biz müzeciliğin kitabını yazmış biri olarak Beyşehir'de yıllardır söylediğimiz, mücadelesini verdiğimiz müzenin bakanlık nezdinde olmazsa dahi belediyemiz nezdinde bir müzeyi oluşturacağız. Bu ne işe yarayacak? Müze insanların gelip öyle ziyaret ettiği, işte bakıverip çıkıverdiği bir alan değil. Müzeler bir eğitim kuruluşudur. Müzeler bir koruma kuruluşudur. Şehrimizin kıyısında, köşesinde atıl vaziyette bulunan Roma dönemine ait, Bizans dönemine ait çok sayıda eser var. Bu eserlerimizin, şehrimizin müzesinde taş eserlerimizin, ahşap eserlerimizin sergilenmesi lazım. Böyle bir müze kurulduğunda Konya'daki müzelerden ya da başka müzelerden Beyşehir'e ait eserleri... Eğer ihtisas müzesi kurarsanız, yani bakanlığa bağlı bir müze kurarsanız, elbette ki kendi orijininiz size ait olan eserleri talep etme hakkınız var. Bakın Kubadabat Sarayı'ndan çıkarılmış bir sürü Çini, Karatay Çini Eserler Müzesi'nde. Eşrufoğlu Camii'mize ait eserlerin önemli bir kısmı Konya Vakıflar Müzesi'nde. Beyşehir'in eserlerinin çoğu Danimarka David Samling koleksiyonunda halılarımız var. Berlin'de eserlerimiz var. Fatih Bey bunları yurt dışına gidip tek tek tespit eden bir kardeşiniz olarak. Bu eserlerimiz eğer bakanlık nezdinde bir müze kurulursa elbette ki Beyşehir'de sergilenecektir. En azından çıkarılanlar, kazılarla birlikte ortaya konanlar. Ama biz bir kent müzesi kurduğumuzda kentimizin arşivini oluşturacağız. Yani kültürümüzün arşivini oluşturacağız. Yani hafızayı oluşturacağız. Bir insanda hafıza olmazsa hayatı yaşayabilir mi Fatih Bey? Kesinlikle.
yaşayamaz. O zaman kentin bir hafızası olmalı. Kent hafızasını kaybederse istikametini kaybeder. Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Bize tarihçi deyip şöyle geçiveriyorlar. Evet. Biz tarihi biliyoruz, kentimizin tarihini biliyoruz, geçmişimizi biliyoruz. Geleceğimizi de tarih bir milletin dikiz aynasıdır. Ona bakmadan ileriye doğru yol alamazsınız. İdareciler iyi tarih bilmeleri gerekir. Bütün devlet büyükleri tarihi süreçlerde iyi tarih bilmişler, tarih kitapları yazdırmışlar, tarih kitapları okumuşlar, tarihi analiz etmişler ve bugüne ve yarına yön vermişlerdir. Ben tarihimi iyi biliyorum. Allah'ın izniyle. Tabii ki. İnşallah şehrimizin tarihini biliyoruz, bölgemizin tarihini biliyoruz ve geleceğine de inşallah Allah'ın izniyle yön vereceğiz. Hocam malum deprem yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Olası bir afet karşısında Beyşehir ilçe olarak buna hazır mı? Hüseyin Muşmal, Allah saklasın diyerek söylüyorum. Olası afetlerde bir proje üretti mi? Evet. Beyşehir deprem bölgesi içerisinde 4. derecede, 5. derecede depremsellik taşıyan bir bölge. Burada Richter ölçeğine göre, Richter'in biliyorsunuz ölçeği oluşturduğu dönem 19. yüzyılın sonlarıdır. Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğün, 6'nın üzerindeki depremleri çok kaydetmiş bir yer değil. Ancak yakın bölgelerde depremler yaşandığında Beyşehir de etkileniyor. Dolayısıyla bizim özellikle deprem anında veya afetler anında Beyşehir bölgesinde çok sayıda afet yaşanmıştır. Ben bunları yayınladım. Efendim yangın afetlerini yayınladım. İzleyicilerimiz giriversin, Google'a yazıversin. İşte yangınlarla ilgili, sellerle ilgili, Beyşehir Gölü taşkınlarıyla ilgili, Beyşehir Gölü'ndeki salgın hastalıklarla ilgili, hani tarihte diyorlar ya, salgın hastalıklar, alınması gereken tedbirler, yangınlar, alınması gereken tedbirler, acil planlar, bunlarla ilgili çok çok sayıda yayınımız var. İnşallah bu süreçte de biz Beyşehir Belediye'mizde bir birim kuracağız. Yani evet, mevcut birimler var ama acil müdahalelerde hazır, tecrübeli isimlerimiz var. Mesela biz uzun yıllar Büyükşehir Belediyesi'nde belediyecilik yapmış bir kardeşimiz, bizim meclis üyemiz. Bu kardeşimiz aynı zamanda da afat üzerine Kilis bölgesinde sorumluluk yaptı. Meclis üyelerimize bakarsanız harita mühendislerimiz var. Mimarlarımız var. Bakın. Harita mühendisi şehrin imar sorunu için çok önemlidir. Belediyemizde de yetkin insanlar var. Biz meclis üyemizden bahsediyoruz. Evet. Harita mühendislerimiz, afetler üzerine çalışmış belediyeci kardeşlerimiz, yüksek mimarlarımız, şehrimizin önemli esnafları, evet, sanayicilerimiz, sanayinin sorunlarını bilen insanlarımız, silah sektöründe çalışan insanlarımız, efendim geçmiş dönemlerde siyasette yer almış, ilçe başkanlığı yapmış insanlarımız. Yani şehrin tamamına hakim, şehrin tamamının sorunlarını bilen insanlarımız meclis üyesi adayı. Ve biz bu meclisimizle belediyenin hem afet anlamında, hem acil müdahale, hem de afetler anlamında ciddi bir birikime sahip bir teşkilat haline dönüşmesi için çaba göstereceğiz. Şeyde de, üniversitede de acil yardım afet yönetimi gibi var, bölümü var, var tabii ki. Mezunlarını vermeye başladı. İşte onların hem staj hareketliliği, hı hı, hem de bu süreçte yetişmelerinde inşallah Beyşehir'de bazı tesislerimizi bu anlamda, belediye anlamında onlarla paydaş olarak o kardeşlerimizin yetişmesinde bizler de destekçi olacağız. Öğrenciler deyince bir husus aklıma geldi. Bir hoca olarak uzun süredir ilerleyen soruda onu soracağım hocam var. Sahadasınız. Adeta kapı kapı gezdiniz. Geziyorsunuz, gezmeye devam ediyorsunuz. Malum göçmen sorunları var. Hiç bu sorunlar size yansıdı mı? Hüseyin Muşmal belediye başkanı olduğu takdirde göçmenlerle ilgili bir politika üretecek mi Beyşehir Belediyesi olarak? Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'de bir göçmenlerle ilgili meclisimiz ve iktidarımız bir takım değerlendirmeler ve adımlar atıyor.
Biz devletimizin attığı adımlarla ilintili olarak belediyemiz ve şehrimizde bu adımları devletimizin desteğiyle, devletimize rağmen değil, evet, devletimizin yanında, iktidarımızın politikalarına bu alanda uygun ve ilintili olarak hareket edeceğiz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şehrimizde göçmenlerimiz var. Tabii ki biliyorsunuz göçmenlerle ilgili birimler vardır. Yani bunlar şehirlerde, illerde, ilçelerde teşkilatlanmıştır. Bu göç idaresi. Bunların resmi rakamlarını şu anda biz biliyoruz. Ne kadar göçmen var, ne kadar Türkiye vatandaşı haline gelmiş, vatandaşlık almış. Bunların şehrimizde yaşayanlarının bazı sorunları var. Biz onları oy kaynağı olarak görmüyoruz öncelikle. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin hiçbirisini oy deposu olarak görmüyoruz. Biz onların gönüllerine girmek istiyoruz. Eğer gönüllerine girersek, onların duasını alırsak, hem göçmenlerin hem burada yaşayan insanlarımızın duasını alırsak bizim için kafidir. Belediye başkanı olduğumuzda şehrimize devletimizin politikası doğrultusunda göçmenlerimizin de ihtiyaçlarını Allah'ın izniyle bir paydaş olarak biz karşılayacağız. Yani sağlık alanında veya şehirde yaşayan her insan gibi yaşadığı sorunlarda belediye ilgilendiren kısımlarda orada bizim elimiz var. Orada bizim izimiz olacak. Zaman zaman onlarla karşılaşıyoruz, görüşüyoruz. Göçmenlerimizin geldiği, mesela başta Suriye olmak üzere, uzun süre o bölgeleri gezmiş, görmüş. Oralarda tabii bir, yani gittik, ziyaret ettik, üniversiteleri ziyaret ettik, geçmiş dönemde Suriye'de bulunduk. Yani uzun süre kalmadık ama bir aya yakın bir mesaimiz oldu. Ürdün bölgesine gittik, Arap coğrafyasına hakimiz, Şam bölgesinde. Hep o bölgedeki insanların yapısını da biliyoruz. Buraya gelmiş olan insanlarımızın da büyük oranda içinde bulunduğu şartlara haiziz, hakimiz. Onlarla ilgili inşallah belediye başkanı olduğumuzda üzerimize düşen bütün misyonu yerine getireceğiz. Bunu buradan da paylaşmış olayım. O soruya geldik. Üniversite, uzmanlık alanınız. Öğrenciler gerçekten ekonomik bağlamda, sosyal bağlamda da Beyşehir'e büyük bir getiri. Belli başlı sorunları var. Hüseyin Muşmal bu sorunları tespit etti mi? Üniversite öğrencilere yönelik ne gibi projeler üretti? Şimdi üniversite deyince öncelikle hakkını teslim etmemiz gereken bazı isimler var. Beyşehir'de ilk yüksekokul taşının konulmasında emeği olan mevcut belediye başkanımız efendim ve Ali Hakkanat Bey. Bunları anmadan geçmek vefasızlık olur. Biz vefalı insanlarız Fatih Bey. Biz geçmişi iyi bildiğimiz için, geçmişte yapılanları iyi bildiğimiz için, yapılamayanları da bildiğimiz için yapanlara vefa gösteriyoruz. Ali Hakkanat kentimizin, şehrimizin önemli isimlerinden biri. Ali Hakkanat'ın dışında da şehrimizde hayırseverler var. Kamil Bey ve başkaca isimler. Sadece bunlar öne çıktığı için sembol olarak onların isimlerini zikrederek onlara teşekkür ediyoruz. Ali Hakkanat Bey, kampüsümüzün adı da Ali Hakkanat Kampüsü. Orada bulunan pek çok yapı, kurum biliyorsunuz Ali Bey'in destekleri sayesinde oldu. Bir üniversite mensubu olarak söylüyorum. Ama aynı zamanda o kurumların bu noktalara kadar gelmesinde geçmiş dönem rektörlerimiz, dekanlarımız, hocalarımız, onlara da teşekkür etmek gerekiyor. Haksızlık olur. Bu kampüs Beyşehir'de Türkiye'nin en güzel kampüslerinden biri. En iyi kampüslerinden biri. En bereketli kampüslerinden biri. Evet. Şimdi biz bu kampüsümüzün elbette ki belediye anlamında ihtiyaçları neyse biz bunları zaten yapacağız. Hele bir profesör belediye başkanının öğrencilerle ilgili atacağı her adım onların müsmet lehine anlamda müsmet anlamda olacak. Biraz önce şehir kütüphanesinden bahsettik. Öğrencilerimizin şehre ulaşımlarında bir takım sorunlar var Fatih Bey. Gençlerimiz yürümeyi çok seviyorlar. Ali Hakkanat Kampüsü'nden salınarak şehrimize kadar yürüyorlar ama her taraf sokak hayvanlarıyla dolu Fatih Bey. Şimdi bu gençlerimiz yurtlarından, okullarından veya okullarından yurtlarına gidiş gelişlerinde ya da şehrimize gidiş gelişlerinde
eksikleri, ulaşım sıkıntıları varsa biz bununla ilgili, ulaşımla ilgili biliyorsunuz bir kooperatif vasıtasıyla bu süreç yönetiliyor. Evet. Biz gerekli istişareleri yapacağız. İhale sürecinde şehrimizin ulaşmayan noktalarına, gidilemeyen noktalarına, talep gören noktalarına şartlar oluşturmak suretiyle oralarda hizmet verilmesini sağlayacağız. Özellikle de üniversite. Bu anlamda çok önemli. Gençlerimizin otogara, şehrin belirli noktalarına, hastaneye, TOKİ'ye araçlar gidiyor. Gitmiyor değil. Ama bunların ihtiyaçları doğrultusunda eksikleri neyse biz bunları biliyoruz. Ve bunları hayata geçireceğiz birinci olarak. Daha sonra bir kütüphaneden bahsettim. Şehir kütüphanesi. Üniversitemizin kütüphane altyapısı var. Evet. Eyvallah. Ama biz bunu şehir kütüphanesi kurmak suretiyle zenginleştirmek zorundayız. Aynı zamanda gençlerimizin, merkezimizde okuyan gençlerimiz mezun olduktan sonra onlarla irtibatı devam ettireceğiz. Belediyede bir arşiv oluşturacağız. Almanak yapacağız. Ve bu almanak suretiyle buradan kim mezun olmuş? Aşçılık bölümünden işte Bolu'da çalışmaya başlamış. Antalya'da otellerde çalışmaya başlamış. Veya bir önemli noktalardan mezunlar da tabii ki çok. Türkiye'de. Yani hemen mezun olur olmaz onlarla irtibatımızı sağlayacağız. Eski mezunlarımızla da irtibat kuracağız. Bu şehirde gençliği geçmiş, bu şehirde üniversite öğrenciliği geçmiş, Beyşehir'e sevdalanmış bu insanlar. Evet. Bu insanları onöre edeceğiz. Yani belli noktalarda çok üst düzey görevlere gelmiş insanlar var. Aynı zamanda iş adamlarımız, biz bu iş adamlarımızla da her zaman irtibat halinde, iletişim halinde bulunacağız. İzmir'den İstanbul'a, Konya'ya, Antalya'ya kadar bu hemşehrilerimizle irtibat halinde bulunacağız ve bu almanaklar vasıtasıyla bir toplantı, dönemsel toplantılar yapacağız. Onların şehirle ilgili düşüncelerini, isteklerini, kaygılarını, desteklerini şehrimiz için alacağız. Onları onöre edeceğiz. Onlar bizim başımızın tacı. Tabii ki bu arada öğrencilerimizin dışarıda okuyanları, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Konya'da, Beyşehirli olan çocuklarımız kazandığı gün kayıtlarını alacağız. Belediyemizde bu kardeşimiz Ankara'da mı okuyor, İstanbul'da mı okuyor? Bu kardeşimize nasıl destek olabiliriz? Belediye bütçesinden bahsetmiyorum Fatih Bey. Evet. Beyşehir'de, Beyşehir dışında gençlerimize gerçekten destek olan Konyalılar Dernekleri, Beyşehirliler Dernekleri, bunların zaten faaliyetleri var. Biz burada bir koordine görevi üstleneceğiz. Yani bir havuz oluşturacağız. Bir havuz oluşturarak onlarla irtibatlı bir şekilde gençlerimize yardım etmek isteyen hayırseverlerimizi de doğrudan buluşturacağız. Biz aracı olacağız, aradan çekileceğiz. Yani hayırsever kardeşimize mutat olarak dernekler üzerinden burs yardımında bulunacak. Ben bir öğrenci olarak buradan Konya'ya gittiğimde 16 yaşında daha gözümüzün yeni açıldığı çağlarda bizlere burs sağlayanları unutmadık. Bizim için çok kıymetli. O kadar önemli bir şey ki sahiplenilmesi. Hayatı boyunca insan için çok değerli. İşte biz gençlerimize sahip çıkacağız Fatih Bey. Niye sahip çıkacağız? Çünkü bizim gençliğimizi inşa etmemiz gerekiyor. Biz şehirleri inşa ederken nesilleri ihmal ettik Fatih Bey. O yüzden nesillerimizi imha etmemek için nesillerimize sahip çıkacağız. Bizim mottomuz şehrine sahip çık, nesline sahip çık. Çok güzel. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz Sayın Hocam. 1 Nisan sabahı ipi göğüslerse 5 yıllık başkanlık döneminde Hüseyin Muşmal hangi projeleri geliştirdi? Çok güzel. Şimdi kıymetli Fatih Bey, Beyşehir'in en önemli sorunu nedir diye şöyle huzurdakilere veya hemşerilerimize soru versek, bir anket yapsak. Kronik bazı sorunların yanında öne çıkmış bazı sorunlar görürüz. Nedir efendim? Sokak hayvanları. Evet, kesinlikle. Sokak hayvanları sorunu popülasyonun kontrolsüz olarak artışıyla ilgili bir sorun. Yani geçmişte sokak hayvanları aramızdaydı. Evet. Ama bu kadar rahatsız edici bir pozisyona gelmemişti. Biz hayvanlarla büyümüş bir
Hayvanlarla büyüdük tabii ki. Zaten ilk evcilleştirilen hayvan köpek. Köpek insanın olduğu yerde yaşar. İnsanın olmadığı yerde köpek yaşamaz. Çünkü insanla birliktedir hayatı. İnsanın artığıyla beslenir. Ot yemez köpek. Ormanda yaşamaz. Köpekler insanların çevrelerinde yaşar. Öyleyse biz onları bütünüyle tecrit edeceğimiz, yok edeceğimiz bir proje değil. Ama onları kontrol altında tutabileceğimiz, anamızın, kardeşimizin, evladımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun okul yolunda saldırılara uğradığı, köpek saldırılarına uğradığı, yaralandığı örnekler var. Öyleyse biz tabii belediyecilik kanununda açıktır. Halk sağlığı ile ilgili adım atmak zorundasınız. Bunlar yarın salgın hastalıklara neden olabilecek altyapıları barındırabilirler. Uyuz veya benzeri hastalıkları yaygın bir şekilde sağlayabilirler. Kendileri de can taşıyor Fatih Bey. Bunların canı da önemli. Çok kötü durumdalar. Onların da bu durumu göz önüne alarak sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi kuracağız. Şimdi bunu nasıl kuracağız? Bir üniversitede çalışmış, yıllarca profesör, veteriner hekim arkadaşları olmuş, veteriner hastanelerin yakinen bilen, hayvanlarla ilgili kuruluşları, kurumları yakinen takip eden, bu tür akademik konuları tabii ki sağlam. Bunları inceleyen birisi olarak inşallah 6 ay içerisinde sokak hayvanları ve bakım ve rehabilitasyon merkezini kurarak belediyemizin bu süreçte çözüm bulması için mücadele edeceğiz. Birinci önceliğimiz bu. Evet. Sokak hayvanları projemiz. Efendim, otoparkı söylemiştik. Değil mi? Evet. O zaman üçüncü olarak yaşlı bakım merkezi. Evet. Bakın bu çok önemli. Biz hangi kültürden geliyoruz? Sizi telefonla aradığımda siz de benim gibi babasını erken yaşta kaybetmiş, evet, bir kardeşimizsiniz. Babamız 20'li yaşlarda Darübeka'ya irtihal etti. Analarımız başımızda değil mi? Ben sizi aradığımda ya annenizi, valideciğinizi hastaneye götürmüş olursunuz, ya onun yanında. Ya bizler hangi gelenekten geliyoruz? Analarına, atalarına sahip çıkan gelenekten geliyoruz. Onlar bizim başımızın tacı, anamız, atamız. Ama Fatih Bey, artık çocukları olmayan veya gurbette olan yahut bir şekilde hayatının 60'lı 70'li yaşlarında bakıma muhtaç duruma gelmiş, yalnız kalmış bireylerimiz var. Biz onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Onun için şeyler hazır. Hayırseverler. Bizlerle irtibat kuran, inşallah çok yakında onlarla da bir görüşme tesis edeceğiz. Birkaç gün içerisinde, gerekirse birebir. Yaşlı bakım merkezimizi kuracağız. Yaşlı bakım merkezimiz aynı zamanda onların hayata tutunmaları için çok önemli. Beyşehir Gölü'nü sadece biz değil, Beyşehir Gölü'nü yaşlılarımız da izleyerek hayatlarının o son yıllarında onöre edilerek sağlıklarını, temizliklerini rahat bir şekilde görebilecekleri bir bakım merkezi kuracağız. Bunun için hayırseverlerimiz hazır. Dördüncü olarak pazar yeri. Bunu da söylemem lazım. Kapalı pazar yerimiz. Efendim, bizim meclis üyelerimizden biri Selim Haçlar Bey, 11 yıl Pazarcılar Sebzeciler Dernek Başkanlığı yaptı. Soruna çok yakın, yakinen biliyor. Pazar yerimizin üzerinin kapatılması pazarcılarımız tarafından isteniyorsa, ki isteniyor, o zaman biz de pazar yerimizin üzerinin kapatılması ve şehrimizin pazar alanlarının daha düzenli hale gelmesi, yeri olmayanların da bu sistemin içerisinde mevzuata uygun bir şekilde sahiplendirilmesi. Aynı zamanda biz şuna karşı değiliz Fatih Bey. Karadiken'den anam gelmiş domates satıyor. Karadiken'den bacım gelmiş elma satıyor. Onlara engel olmayacağız. Onlar da varlıklarını sürdürecekler. Kıt kanaat hayatlarını sürdürüyorlar. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Bunu söylerken özellikle işçilerimize de söyleyeyim. İşini yapan hiç kimsenin rızkıyla oynamayız Fatih Bey. Biz oynayabilir miyiz ya? Ben traktör tamircisi Ali Rıza Muşmal'ın bir işçi çocuğuyum. Yoklukla,
sıkıntıyla büyümüş, varlık mücadelesi vermiş, okumuş, belli bir noktalara gelmiş, bugün de belediye başkanı adayı olmuş bir insan işçinin emeğiyle oynar mı? İşçinin işiyle oynar mı? Yani bu bizim asla rıza göstermeyeceğimiz bir şey. Üstelik işçilerimiz rahat olsunlar. Mesai ücretleri kısmında da bizim dönemimizde onların hakkını Allah'ın izniyle ödeyeceğiz. Beyşehir'de eleman alınması gerekiyorsa, belediyemizin hizmetleri açısından ihtiyaç varsa, ihtiyaç olursa, adamına göre iş değil, işe göre adam bizim dönemimiz için bakış açımızın temelini oluşturacak. Çok güzel. Evet, son söylemek istediğiniz var mı vatandaşlarımıza? Çok teşekkür ediyorum. Son söylemek istediğimiz de şu, kırsal kalkınmayı çok önemsiyorum Fatih Bey. Biz şehrimizin insanlarını kırsal kalkınmayla ancak ayakta tutabiliriz. Bakınız, silah sektörümüz Allah razı olsun ilerliyor. Hani bir söz var ya, gölge etme, başka ihsan istemem diye. Biz silah sektörümüzde çalışanlara asla gölge etmeyeceğiz. Asla engel oluşturmayacağız. Onların önlerini açacağız, teşvik edeceğiz. İşbirliği halinde mücadele edeceğiz. Sanayi sektörümüze, buradan Hulu'ya ve özellikle Üzümlü'ye sesleniyorum. Biz sonuna kadar sizlerin yanındayız. Silah sektöründe çalışanlar hiç endişe etmesinler. Sizlerin ayağınıza bağ, önünüze engel olmayız. Gölge etmeyiz. Teşvik ederiz inşallah. Aynı zamanda organize sanayimizin de, ikinci organize sanayimizin de harekete geçirilmesi ve Allah'ın izniyle bir profesör olarak yine hatırlatmak istiyorum. Orada organize sanayinin içerisinde meslek yüksekokulu kurulması için de bize düşen ne varsa bu emeği, bu tecrübeyi hayata geçireceğiz. Bu da çok önemli bir husus. Kırsal kalkınmayla ilgili sanayi ve turizm. Turizm bölgesi inşallah adalar ve gölle ilgili hususu hatırlatarak bitireyim. Çünkü bunu söylemezsem olmaz. Gecesini gündüzünü göl kurursa Beyşehir kurur diye, Konya Ovası kurur diye mücadeleyle geçirmiş bir siyasetçi olarak, artık öyle söyleyeyim. Mücadele etmiş bir siyasetçi olarak ova köylerimizin hiçbirini mağdur etmeyeceğiz. Asla akıllarında herhangi bir şey olmasın. Ama gölümüzün kurumaması için de kaynaklarımızın artırılması, gölümüzün temizlenmesi, çevre düzeninin sağlanması, içme suyu kontrol yönetmeliğinin de içme suyu sağlanmasının göl kaynağı olmasından çıkarılması için mücadele edeceğiz. Yeşildağ suyumuz, Adaköy suyumuz, Bayat suyumuz ve bu sularımızın da merkeze taşınmasıyla birlikte göl bölgesinde içme suyu kontrol yönetmeliğinin ve milli parklarla ilgili düzenlemelerin tahsis edilmesi süreçlerinde de Beyşehir Gölü ile ilgili belediyemizde Beyşehir Gölü Planlama Müdürlüğü kurarak bütün muhataplarıyla sürecin takip edilmesi, bakanlıklar nezdinde takip edilmesi, genel müdürlükler nezdinde, DSİ nezdinde takip edilmesi süreçlerinde bürokraside yaşadığımız tecrübeleri aktif hale getireceğiz. Yani gölümüze sahip çıkacağız. Yani şehrimize sahip çıkacağız. Yani neslimize sahip çıkacağız. Ama bunlara sahip çıkabilmemiz için evladınıza, kıymetli hemşehrilerim, bu kardeşinize sahip çıkmalısınız. Gösterdiğiniz teveccühleri inşallah sandığa yansıtmalısınız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. İnşallah 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde oylarınız iyi ki Muşmal'a, İyi ki Muşmal'a verdik diyebileceğiniz bir 5 yılı yaşamak dileğiyle Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz katıldığınız için hocam. Aziz Beyşehir, Kadim Beyşehir, Canım Beyşehir, Can Beyşehir. Bugünkü program konuğumuz Yeniden Refah Partisi Beyşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Profesör Doktor Hüseyin Muşmal'dı. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazan.